Anne babalar ekran başına hem zihni hem de bedeni güçlendiriyor. Atasporu, okçuluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çeken çocuklara da çare oluyor. İzmir'de benzer sorunları yaşayan çocuklar uzmanların da tavsiyesiyle okçuluk sporuyla tanıştı ve bu sorunlarını aştı. Onlar hedefi tam isabetle vurmakla kalmıyor. Yayı her çekip okla hedefe odaklandıklarında dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi sorunlarından da kurtuluyor. Dikkatimi toplamayı öğrendim bir noktada. Atasporu, okçuluk, dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü gibi sorunlar yaşayan çocuklara çare oldu. Çocuk gelişim uzmanları benzer şikayetlerle gelenleri okçuluğa yönlendirdi. Sonuç beklenenin de ötesinde oldu. Derslerde daha dikkatli oluyorum okçuluğu yaptığım için. Yaklaşık 1,5 yıl önce başladım. Hem stres atıyoruz hem de odaklanmamızı artırıyor. Derslere de odaklanmamızı artırıyor. Okçuluk sporu çocuklarımızın odaklanması, kendine güveni, özgüveninin gelmesi bu anlamda çok katkı sağlayan bir spor. Bize gelen ailelerin %85'i, burada bulunan ailelerin %85'i bu anlamda çok bilinçli geliyorlar. Araştırarak geliyorlar. Çocukların gelişimini gözlemleyen aileler de memnun. Öğretmenlerinin şaşırdığı bir şey var mesela. Çok kalabalıkta bile, kalabalık olsa, sınıf gürültülü bile olsa kuzeyin çok iyi odaklandığını söylüyorlar. Çok faydasını görüyoruz. Dikkati muazzam değişti. Ders çalışma şekli muazzam değişti. Yani bize okçuluk çok önemli şeyler kattı. Doğru bir duruş sağlayan okçuluk fiziksel gelişimi de destekliyor. Omuz genişletiyor. Bir de kılıkla geçtikten sonra eğlenceli bir yok. Ben Türkiye ikinciliğini kazandım. Okçuluktan önce hani biraz daha çekingendim. Aynı zamanda derslerimde büyük değişimler oldu. Dikkat dağınıklığım ara sıra oluyordu. Artık daha dikkatli olduğumu düşünüyorum.